Selamün aleyküm ey gönül dostum, güzel kalpli kardeşim. Ben Ahmet Kök Yıldırım. Bugün sizlere hiçbirimizin kaçınamayacağı bir gerçek hakkında biraz konuşmak istedim. Evet, bir gün bu dünyayı terk edeceğiz ve buradan başka bir yere taşınacağız. Ama endişelenmeyin. Bugün size İslam inancına göre ölen bir kişinin son sözlerini anlatacağım. Bazı ilginç bilgiler edinecek ve inançların ne olduğunu ve nasıl bir etkiye sahip olduklarını daha iyi anlayacaksınız. Eğer hazırsanız başlayalım. Başlamadan önce sizlerden ricamız, videomuzu beğenmeniz, yorumlara bir gül bırakmanız, böylece bu hayra destek olmuş olursunuz. Ve hayra vesile olan yapan gibidir, hadisi şerifine nail olmuş olursunuz. Ölümden sonraki yaşamı merak eden kişiler için, İslam inancına göre ölen bir kişinin neler duyduğunu öğrenmek çok önemlidir. Vurgulamak gerekirse, bu inanca göre insanlar öldükten sonra da hayatta kalıyor ve mezarlıktaki yakınlarıyla iletişim kurabiliyor. Ölmekte olan bir kişinin kulağına söylenen son sözlerin neler olduğunu görmek için bu inancın kaçınılmaz gerçeklerine daha yakından bakalım. İslam inancına göre ölmek üzere olan bir kişinin son sözleri ciddiye alınır. Kötü bir sonuçtan kaçınmak için yakınlarının ölüm anında veya cenazeden sonra merhuma güzel sözler söylemesi büyük önem taşır. Kalpten gelen samimi dua ve dileklerin merhumu rahatlattığına ve iyi bir sonuca ulaşmasına yardımcı olduğuna inanılır. Yüce Allah'a yakın olmanın önemini anlamak, ölümle yüzleşen bir kişi için huzur ve güvence sağlar. Bu nedenle son sözlerin en yaygını "Le ilahe illallah, Muhammeder Resulullah" yani "Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah'ın peygamberidir" sözüdür. Bu, kişinin Allah'ın birliğine olan inancının ve imanının açık bir ifadesidir. Bu son sözlerin yanı sıra merhum için edilen dualarda büyük önem taşır. Özellikle aile ve sevdikleri tarafından edilen dualar, merhumun ruhunun desteklenmesi ve teselli edilmesinde büyük rol oynar. Bu dualar merhumun kabir azabından ya da sorguya çekilmekten kurtulmasına yardımcı olur ve cennetlik bir varlık olmasına destek olur. Dostlarım, bugünkü videomuzda İslam inancı ışığında ölüm sonrası deneyimler hakkında biraz konuştuk. Hepimizin kaderinde ölmek var ama gerçekten geride bıraktıklarımız ve yaptıklarımızla hatırlanacağız. Bu konuda sizlerle daha fazla şey paylaşmaya her zaman hazırım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer sosyal medya hesaplarında TikTok, Instagram, Facebook ve YouTube'da Ahmet Kök Yıldırım yazarak aratıp takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.